Ereğli'de bandırma geleneği sürüyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde iplere dizilen ceviz, un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılarak üzüm şırasına bandırılıp çıkartılmak suretiyle elde edilen bandırma geleneği sürüyor. Yurdun farklı bölgelerinde orçik ve cevizli sucuk olarak adlandırılan bandırma, bazı aileler tarafından kışlık yiyecek olarak hazırlanırken, bandırmanın kilosunun 80 liraya satılarak ev ekonomilerine katkı sağladığı biliniyor. Ereğli'de Yıldızlı Mahallesi'nde emekli öğretmen Hacer ve Nebi Muştul çifti kaynattıkları pekmezi yine kış hazırlığında bandırma yaparak değerlendiriyor. Muştul ailesi yaptıkları o nefis cevizli bandırmaları tamamen organik olarak kendi bağlarında yetiştirdikleri üzüm ve yine bahçelerinde yetiştirdikleri cevizlerden hijyenik bir ortamda hazırlayarak elde ediyorlar. Üzüm ve cevizden gelen lezzetin kış sofralarına taşınmasıyla muhteşem görsel ile kış aylarının olmazsa olmazı bandırma, yöre halkının vazgeçilmezlerinden. Emekli öğretmen Hacer Muştul, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde bağ bozumu zamanı neredeyse her evin önünde pekmez kaynatılmak üzere yakılan ateşin dumanı tütmektedir. Kaynatılan pekmez kazanına iplere özenle dizilen cevizler, un ve nişastanın katılımıyla kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp çıkartılarak elde edilmektedir. Bandırma, balkonlara, tellere ve çatı gibi güneş gören yerlerde örtülerin üzerinde doğal olarak güneşli ortamda kurutulan köfter ve bandırmaları görmek mümkündür, dedi. Muştul, biz burada her yıl komşu ve yakınlarımızla aynı zamanda imece usulüyle Eylül ayının sonlarında, Ekim ayının başlarında yardımlaşarak bandırma yapıyoruz, dedi. Hacer Muştul, o nefis tat bandırmanın yüzyıllardır yörede damakları tatlandırdığını ifade etti.